geldik. Yaklaşık 11 saat süren bir yolculuk sonrası jet lag olmuş Sinan hocamla. Oldun mu? Pek jet lag hissetmiyorum. Belki uçakta inince fark edeceğiz ya da günün ilerleyen dakikalarında. Biliyorsun dün gece uyumadık, uykusuz geldik İstanbul'a. Ondan sonra da 10 saat uçuş. Ama iyiydi. Burada yine arkadaşlıklar edindik. Konforlu bir yolculuktu değil mi? Yani bir noktada konforlu sayılır. Yani uçak koltuk aralıkları biraz daha geniş olsa daha iyi olurmuş ama. Kahvaltı verdiler, yemek kahvaltı verdiler. Kahvaltı güzeldi, oyaladı bizi. Yemek verdiler. Ben iki tane film seyrettim. Güzeldi. Evet, kulaklık, diş macunu, diş fırçası birçok şey var. Hatta terlik, çorap, göz bandı. Göz bandı. Evet. Yayınımıza korsan. Adana Çıkara'dan. Biz bu Amerika seyahatimizdeki yayınları çok düzenlemeden YouTube'a böyle evet, ham videolar ham haliyle parça parça koymayı düşünüyoruz. Çünkü düzenlemeye vaktimiz yok. Çok video olacak. İlk videomuzda bu uçuşumuz oldu. 3 gün New York'ta kalacağız. Bunun dışında NASA ve diğer üniversitelere gidiyoruz. Söylemek istediğim şey var mı? Bizi izlemeye devam edin. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere. Biz inişe geçiyoruz. Sinan hocam, şimdi pasaport kontrol kuyruğundayız. Biraz önce uçaktan indik. Burada yeni bir terim duydum. Amerikan vatandaşları bu tarafa, diğerleri bu tarafa. Hep şeye alışıklık aslında biz. AB vatandaşları bu tarafa, non AB'ler diğer tarafa şeklinde. Burada enteresan geldi. Avrupa Birliği vatandaşları da ayrılıyor değil mi? Onlar da adır. Evet. Onlarla da adır hissini hissettiren bir ülke. Evet. Pasaporttan geçiyoruz.